Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Çünkü fark ettim ki uzun zamandır bir soru cevap videosu çekmedim ve sorularınızı cevaplamadım. Özellikle Almanya'ya taşındıktan sonra çok fazla bu konuyla alakalı sorular biriktiğini fark ettim. Yani sorularınızdan onu belli ettiniz. Ve ben hem YouTube'da hem de Instagram'da sizlere bana soru sorma sizlerden bana soru sormanızı istedim. Siz de sordunuz. Şimdi ilk olarak Instagram'da sorulan sorulara cevap vermek istiyorum. Zaten Instagram'da direkt şöyle görebilirsiniz sorulan sorular ama. Evet. Şimdi ilk önce Almanya ile alakalı sorular gelmiş. Burada da başlıyorum. Siz de dilerseniz bir çay kahve keyfinize göre hazırlayın ve videoya başlayalım. Bir tane çok şirin bir soru. Almanya'da Türk kahvesi var mı? Türk kahvesi var. Tabii ki var. Türkiye'de olan birçok şey aslında artık burada da var. Türk marketleri çok sıklıkla artık var. Yani orada da Türkiye'de satılan birçok gıda, birçok ürün bulunuyor. Yani Türk kahvesi bulunması çok zor bir şey değil artık burada. Sonra klasik bu. Mutlaka. Ben şimdi Türkiye gelince de bana sorulacak bir soru bu. Almanya mı, Türkiye mi? Türkiye. Bunu neden böyle düşündüğümü aslında açıklayabilirim. Ama önce bir kapıyı kapatayım. Çok ses yankı yapıyor galiba. Genelde çok. Almanya mı, Türkiye mi? Şimdi tabii ki Türkiye kendi ülkem olduğu için Türkiye ve birçok açıdan aslında Türkiye. Güzellik anlamında Türkiye tabii ki. Burası daha böyle soğuk. Bilmiyorum, burası daha soğuk bir memleket. İnsanları soğuk mu derseniz bence o bir yanılgı. Ben Almanların soğuk olduğunu düşünmüyorum. Soğuk değiller ama mesafeliler bize nazaran. Yani biz Türkler çok daha sıcakkanlıyız. Onlar biraz daha mesafeliler ama gayet de güzel ilişkiler kuruyor bence Almanlar. O yanlış bilinen bir doğru. Hatta böyle yanlış bilinen doğrular hakkında bir video çekebilirim. Bayağı keyif alırım bunu yaparken. Şöyle, şimdi burası daha özgür bir ülke. Buranın kuralları daha farklı. Biraz daha yanlış cümleler de kurmak istemiyorum ama Avrupa'nın kuralları Türkiye ve Asya ülkelerine göre biraz daha farklı. Hem zor hem daha kolaylatıcı yönleri var. O yüzden hani Almanya mı Türkiye mi sorusunu aslında böyle tek seferde Türkiye diyebilirim ama oturup mantıklı düşündüğünde bir dartıya koyduğunuzda yani duruma göre değişebilir. Evet, devam edelim. Hemen tuş kilidi olmuş. Saçların güzel oldu. Bu bir soru değil ama teşekkür ederim. Saçlarım demişken fark etmişsinizdir mutlaka. Açıldı bayağı. Daha koyuydu. Daha kızıldı. Şu an biraz daha dore, biraz daha açık bir renge dönüşüyor. Bu da benim hoşuma gidiyor aslında. Tekrar bir bakır rengi saçlar efsane olmuş. Ben de yapacağım. Güzel yönlerde kullan demiş bir takipçim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ben yapmadan önce aslında birçoğunuz yapma diyordunuz ama ben yaptıktan sonra çok güzel olmuş yapma demiştim ama güzel olmuş diyenler oldu. Bu beni ekstra mutlu etti tabii ki. Ama hadi konuşalım madem konu saçlardan açıldıysa benim konuşacak çok şeyim var. Çok mutlu muyum diye bilmiyorum yani yaptım. Evet yaptım ama bir daha yapmam galiba. Bu benim lütfen, kendime bu lütfen. Lütfen hayatımdaki son saç değiştirme fikri olsun. Yani sarı ve türevleri dışında başka bir renge gelmek istemiyorum. Çünkü anladım ki ben gerçekten, çünkü anlamam lazım zaten. Benim çocukluğumdan beri saçlarımda mutlaka sarı bir tane bile olsa ya da sadece şu önden dahi olsa röflelerim vardı. Hep vardı. Benim sarı saça hep böyle bir hayranlığım vardı küçük bir kız çocuğuyken.
Sonra ergenlikte elime ilk geçen fırsatta saçlarımı böyle bal köpüğü rengine boyamıştım. Bal köpüğüyle birlikte zaten sarı saç hayatıma girdi ve liseden bu yana ben saçlarımı sarı kullanıyorum. Ara ara saçımı dinlendirmek için koyu renge gittim. Koyu dip yaptım ya da tamamen saçımı koyuya boyadım. Ama sarı benim için vazgeçilmez. Ben bunu anladım. Bundan söyleyenler de oldu ama bir de ben sizlere ilişkiler hakkında da soru sormanızı istedim. Böyle bayağı karışık güzel bir sohbet olsun diye. Ama sorular daha çok bana yönelik oldu. Hani ben sizin sorularınızı cevaplamak isterdim. İlişkim var mı? İlişkim var. Ben böyle çok böyle göz önünde yaşamayı aslında tercih etmiyorum. Aslında şöyle. Bence şu anda herkesin kalbine dokunacağım. Çünkü birçok kişiye aynı olacak bence şu an söyleyeceklerim. Günümüz çünkü böyle. Ben hep böyle Instagram'da gördüğümüz o muhteşem çiftler var ya, o şekilde bir ilişki yaşamak istiyordum hep. Böyle göz önünde olacak, işte böyle birebir match olacağım birini istiyordum. Ve hayatıma gelen insanlardan hep beklentim aslında bu yöndeydi ve ben asla beklentimi karşılayamadım. Ya da karşılanmadı, bilmiyorum, her neyse. Ve şu an mesela bir şey yaşıyorum ve o yaşadığım şeyi aşırı özel tutma, aşırı kendime saklama, böyle çok değişik duygular içerisindeyim. Ve biraz araştırdım ve öğrendim ki insanlar gerçek bir şey yaşadığında onu çok fazla dışa dönük yaşamazlarmış. O yüzden ben aslında şu anda o noktadayım. Tabii onu birazcık artık hani kaç ay geçti biraz aştım, böyle ara ara şey yapıyorum. Ben de hani hayatımdan, yani özel hayatımdan birkaç kesit gösteriyorum. Böyle tamamen böyle mağarama kapandım değil ama ama öyle. Öyle yani. Bu soruyu da cevaplamış olduk. Evet. Wow. Evlenince eşinin ailesiyle birlikte yaşamak sence uygunsuz mu? Neden? Sevgilim beni darlıyor demiş biri. Eşinin ailesiyle birlikte yaşamak uygunsuz bir şey değil. Uygunsuz olsaydı bunca nesillerdir kimse kayınvalidesinin yanında yaşamak, yani kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamazdı hani. Ne kadın ne erkek. Uygunsuz neden olsun onu çok anlayamadım. Ama şöyle, rahat mı olmaz? Yani rahat olmaz. Şu anda kendi annenizle bile, kendi ailenizle bile rahat edemezsiniz eğer evliyseniz. O yüzden hani kendi çatınız olması lazım mutlaka. Ama yani şartlar gereği ailelerinizin yanında da yaşayabilirsiniz. Hani hiç bence bunun kuralı yok. Eğer imkan varsa neden ayrı bir ev olmasın? Ama imkan yoksa ya da ne bileyim işleriniz kötü gitmiştir, iflas etmişsinizdir ve ailenizin yanına dönmek zorundasınızdır. Ha, o da olabilir. Yani bence kesinlikle tek taraflı verilmesi gereken bir taraf, bir karar değil. Eğer sevgiliniz sizi darlıyorsa benim ailemle yaşayacaksın, benim ailemle yaşayacaksın diye. Ben orada bir garip olurum ya. Ben de istemem yani. Niye bu ısrar? Çünkü her kız gelinlik giymeyi hayal ettiği gibi kendi evine de hayal eder. O yüzden bir kadının elinden bu bile alınmamalı bence. Ama dediğim gibi şartlar bunu gerektiriyorsa olur. Ama imkan var ve bir kadına bunun yaşama hakkı elinden alınıyorsa yazık olur. Evet, şimdi gelelim YouTube'a. Bence Instagram'ı burada bırakalım. Çünkü şu anda bile bayağı uzun konuşmuşum. Şimdi nereden bulabilirim bunu? Hala YouTube'u kullanamıyorum gördüğünüz gibi. Şurada YouTube'daki sorular. Evet, bir soru okuyorum şu anda YouTube'dan. Benim birkaç sorum var aslında. Seni Türkiye'deki insanlar bunalttığı için mi gittin? Almanya'da çevren vardı belki. Geri mi döndün? Çünkü ben şehir değiştirdim Türkiye'de.
Buna bile iş çok zor. Evini ve kendini tasarlayıp yenilenmen, bunları anlatım tarzın çok güzel. Çevrende olumsuz ya da enerjini düşüren ağız bence bayağı fazla soru var. Çeker çeker gidelim. Şimdi Türkiye'deki insanlar beni bunalttığı için gitmedim. Türkiye'de beni bunaltan insan yoktu. Türkiye'de gerçekten sadece sevdiğim insanlar kaldı. Benim Almanya'ya taşınma sebebimi ben bir videoda anlatmıştım ama galiba izlenmemiş. Derse çalışmamış. İşte öğretmen kimliğim hemen meydana çıkıyor. Benim Türkiye'den vazgeçme sebebim ilk karantina döneminde oldu ama şöyle, o an karantina daha yukarıdan bir ilham gelip ben evet Almanya'ya gitmediğim gibi olmadı. Ben Almanya'dan Türkiye'ye taşındığımızda 15 yaşındaydım. Şimdi bu hikayeyi bilenler sıkılacak ama kısa anlatmaya çalışacağım. 15 yaşındaydım ve Türkiye'ye gelmek asla istemiyordum. Ben çok güzel arkadaşlıkları olan çok sosyal bir insandım Almanya'da ve tam ergenliğimin ortasında aslında ya da başında böyle bir şey istemedim. Ama tabii annem babamın verdiği karar, ben de onların kararına saygı duymak zorundaydım ve geldim. Şimdi geldikten sonra evet alışmak çok zor oldu Türkiye'ye. Ayak uydurmak çok zor oldu. Çünkü bir düzenden bir düzensizliğe gidiyorsunuz ve düzensizliğe alışmak daha zordur. Ve zorlandım bayağı. Türkçe'ye hiç hakim değildim. Yani tabii Türkçe konuşabiliyordum ama hani benim gurbetçi olduğum, benim hayatımda hiç Türkçe kitap okumadığım, sosyal hayatımda sadece Almanca konuştuğum o kadar belliydi ki hiç saf bir Türkçe, düzgün bir Türkçe, yalın bir Türkçe konuşamıyordum bile. Ve çok zorlandım haliyle. Çok kendimi geliştirerek ben aslında şu an bugünkü hale geldim. Ve bugünkü hale gelirken aslında fark ettim ki ben Türkiye'yi çok seviyorum. Ben aslında burada olmalıymışım. O yüzden Türkiye'den Almanya'ya geri taşınmak beni çok zorladı. Şu an 2 ay olacak ben buraya geleli. 1,5 ay şu an. Ve ben çok zorlanıyorum. Yani dil açısından vesaire değil. Yani öyle bir zorluk değil ama burada yaşam sürdürmek beni biraz zorluyor. Çünkü buranın bürokrasisi çok farklı işliyor. Burada resmi daireler çok farklı çalışıyor. Ve haliyle sizi epey bir zorluyorlar. Hani bir oluyorsunuz. Çünkü Türkiye'de bir işinizi bir günde bile halledebilirsiniz eğer tanıdığınız varsa. Ama burada değil tanıdığınız babanız dahi bir devlet kurumunda çalışsa onun bir kuralı var. O 2 hafta bekleyeceksen 2 hafta bekliyorsun. Dolayısıyla beni bu çok zorluyor şu anda. Çünkü hayatın başındayım. Yani buradaki yaşamımın başındayım ve bu yüzden bir takım zorluklar yaşıyorum. İş açısından bir zorluk yaşıyor muyum? Bence bu soru da mutlaka gelecektir. Geldi mi bilmiyorum. Sorularınıza çok bakmadım. İş anlamında bir zorluk yaşayacağınızı düşünmüyorum. Burada geriden 70'e herkese aslında, çalışmak isteyen herkese bir şekilde bir iş imkanı sunuluyor. Siz istemeseniz de, isteseniz de devlet size iş fırsatları getiriyor ve sizi çalışmaya teşvik ediyor. Bende de öyle oldu ama benim durumum biraz daha karışık. Çünkü ben Türkiye'de üniversite okudum. Alman dil edebiyatı mezunuyum ve formasyonum var. Ama şimdi bunların burada ne kadar geçerliliği var mı yok mu vesaire gibi bir karmaşık bir durum var şu anda. O yüzden özel bir kariyer danışmanından randevu alıp kendime bir yol çizdireceğim. Tek başıma yapabileceğim ve altından kalkabileceğim şeyler değil. Bir yandan da yüksek lisans yapmak istiyorum, onu kovalıyorum falan filan. Yani nereye giderseniz gidin, eski doğduğunuz memleketinize, köyünüze bile geri dönseniz alışmanız, tekrar oraya ayak uydurmanız birkaç ayınızı alıyor. Ben şimdi dediğim gibi bir buçuk aydır buradayım ve çok alışamadım. Ya alıştım, ister istemez alışıyorsunuz ama yani henüz yaşamın içinde değilim. Öyle. Evet, devam edelim. Başka ne soru sorulmuş? Çevrenden olumsuz ya da enerjini düşüren tepki alıyor musun? Ben üniversiteden bu yana aslında birçok arkadaşlıklarımda
bunu hissettim. Yani karşımdaki insanın benim enerjimle beslendiğini hissettim ve aslında bunu en yakın arkadaşımla hep hissediyorduk. Aynı şeyi hissediyorduk ve fark ettik ki biz bir araya geldiğimizde wow, enerjilerimiz gerçekten nüksediyor. Ama bir takım başka insanlar gelip gittiğinde biz gerçekten hani şu koltukta böyle baygınlık geçiriyoruz. Hani kolumuzu kaldıracak halimiz olmuyor. Çünkü bazı insanlar sizi ne kadar çok severse sevsinler, size böyle kötü bir enerji yüklüyorlar. Bu şöyle de olabilir. Mesela ben bir arkadaşımla görüştüm. Ve arkadaşım beni görür görmez ilk söylediği şey, ay sen ne kadar zayıfsın ya, biraz kilo al, daha mı daha da çok zayıfladın. Mesela bu soru sizi direkt aşağı çeker. Çünkü olumsuz bir enerjiyle size birinin direkt yaklaşması bu. Ama mesela ben ve Elçin, benim en yakın arkadaşım, biz mesela her buluştuğumuzda o bana iltifat eder ve ben ona iltifat ederim. Ama bunu, bu şu an çok kulağa çok saçma geliyor. Niye birbirinize iltifat ediyorsunuz ama. Biz bunu isteyerek yapmıyoruz ama gerçekten ben onu her gördüğümde mutlaka ne bileyim bir şeyi çok güzel görünüyordu. Highlighter'ı çok güzel duruyordu. Göz kalemi çok güzel duruyordur ve ben hep böyle onu bir dillendirme arzusu içindeydim. O da keza öyle. O yüzden biz hep böyle kendimizi yükseltiyoruz. Ha, kendimizi aşağı çektiğimiz yanlarımız da oluyor. Çünkü bazen hayatın gerçeklerini karşımıza koyuyoruz. Ama biz mesela gerçekten enerjimizi yükselttiğimiz için ben ne zaman kendimi kötü hissetsem ona koşuyorum. Çünkü biliyorum onda benim ihtiyacım olduğu enerji onda var. Ama bu farkındalığı kazandıktan sonra bana kötü enerji yayan, bana kötü gelen insanları yanımda barındırmıyorum. Merhaba merhaba, nasılsın, iyi misin gibi kısa kısa soruları sorup konuşup çok fazla hayatıma dahil etmiyorum. Çünkü gerçekten kötü enerji insanı, hani nerede olursanız olun bu insanlar size bu kötü enerjiyi aktarabilirler. Depresyonda mıyım diye bile sorabilirsiniz. O kadar sizi elden ayaktan düşürüyor. Evet, devam edelim. Evet, enerjini yüksek tutmada hangi yöntemleri kullanıyorsun dedi. Dediğim gibi en yakın arkadaşımla mutlaka sohbet ediyorum. Çünkü onun aksi bir enerjiyle bana gelmediğini biliyorum. Biz bunun farkındalığını çok seneler önce kazandık. O yüzden ya onunla sohbet ediyorum ya da yürümek arkadaşlar. Yürümek, doğada yürümek. Özellikle burada mesela çok bunaldığım, çok böyle çaresiz hissettiğim, buraya bir sıkışmış hissettiğim günler oldu. Ya ben burada o Dilar Almanya'ya gitti, hayat kurtuldu döneminde değilim asla. Daha çok üzüldüğüm dönemdeyim. O yüzden çıkıp böyle sözü alıp burada çok şükür o imkanım var. Hemen dibimde orman var, park alanı var, yürüyüş alanı var falan. O yüzden yürüyebiliyorum doğada. Mutlaka kulaklığınızı takıp yürüyün yani. Çok iyi geliyor. Burcumu sormuş son olarak. Burcum akrep. Akrebe kovayım, yükselenim kova. O yüzden bir yanımda kadar böyle tutkulu, entrikalı. Entrika değil, kimsenin arkasından iş çevirmem. Ama entrikadan besleniyorum. Bu yanım tamamen Türk yani. Dedikodu entrikadan besleniyoruz şimdi. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani tam bir akrep burcuyum. Ama yükselenimin de çok fazla etkisine kalıyorum. Ayrıca kovaları çok severim. Kovalar çünkü çok pratik zekalar. Ve benim de bir yanım öyle olduğu için hayatımı kolaylaştırıyorum. Ve hayatına beni dahil eden insanlar da bunu hep böyle söylemişlerdir. Evet, bir başka soruya geçelim. Eğitim hayatından bahsetsene, Almanya'da mı Türkiye'de mi geçti? Ne alanda meslek yaptın? Şimdi beni yakından takip edenler biliyorlar. Ben az önce de bahsettiğim gibi 15 yaşına kadar Almanya'da yaşıyordum. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Dolayısıyla Almanya'da okullara gittim. Kreş ve ilkokulu ben Katolik okullarda okudum. Daha onların daha böyle farklı oluyor işleyişleri. Daha böyle yabancıların az olduğunu, daha böyle Katolik toplumların çok olduğu, Katolik çocuk ailelerin çocuklarının olduğu okullardı. Güzeldi yani, ilkokulum çok güzeldi. Biraz böyle çok disiplinliydi ama iyi ki de öyleymiş. O açıdan çok iyi.
Sonra ortaokulu ben bayağı böyle artık hani kuzenlerimin olduğu, mahalleden arkadaşlarımın olduğu, hani herkesin olduğu bir okulda okudum. Çok iyi bir okul değil ama kötü de bir okul değil, orta. Yani Anadolu Lisesi işte gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burada ortaokul diye bir ayrım yok. 4. sınıftan sonra 5'ten 13'e kadar aynı okulda oluyorsunuz. Böyle olunca çok mutlu oldum. Bayağı mutlu oldum. Derslerim de iyiydi aslında. Burada sözel derslerden ziyade sayısal derslerde daha iyiydim. Ama Türkiye gelince tabii ki hiçbir şey öyle olmadı. Türkiye'de sayısal bence çok zor. Ve Türkiye'ye gelince lisede otururken ilk sayısal dersinde bu kadın ne anlatıyor diye düşündüm. Yani bakıyorum kadına, sayılara bakıyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Düşünün, ben artı eksiği biliyordum ama topla çıkar, yani bu kelimeleri o anlamda söylüyorum. Topla çıkar gibi diğer matematikte kullanılan diğer terimlerin hiçbirini bilmiyordum. O yüzden hani hiçbir denklemi, hiçbir problemi anlayamıyordum. Çünkü sizin yaptığınız şeyler, bizim Almanya'da gördüğümüz şeyler de çok farklıydı. Ben o anki şokla, bilmiyorum, bir travma geçirdim galiba ve matematiğe beynimi kapattım. O gün bugündür, yani lise 1'den bu yana ben matematik asla beceremiyorum. Ben ve matematik iki yabancı. Haliyle liseyi Türkiye'de okudum ve liseyi sözel alanda okudum. Daha doğrusu dil bölümünde okudum. Dile yatkınlığım vardı zaten ve Almanca bildiğim için bunu kullanmak istedim. Ve üniversitede de başka hiçbir bölümü yapamam düşüncesiyle direkt ben Almanca'ya yöneldim. Öğretmenlik çok bana göre olmadığı için ben edebiyat bölümüne gitmek istedim. Çünkü edebiyata büyük bir ilgim vardı ama beklediğimi karşılamadım. Yani beklediğimi alamadım. Üniversite hayatımdan onu diyebilirim, net diyebilirim. Eğitim hayatından yani kısaca böyle bahsedebilirim. Lise 1'in birinci dönemine kadar Türkiye'de okudum. Lise 1'in ikinci dönemi itibariyle de, ay ne diyorum, lise 1'in birinci dönemine kadar Almanya'da okudum. Yani o döneme kadar full. Lise 1'in ikinci dönemi itibariyle de ben Türkiye'de okudum. Ben ara ara onun lise 2 olduğunu düşünüyordum ama bayağı ben lise 1'in, geçen çünkü mezuniyet belgeme baktım. Lise 1'in ikinci döneminde gelmişiz. Neler yapmaktan hoşlanırsın diye çok tatlı bir soru. Neler yapmaktan hoşlanırım biliyor musunuz? Ben gerçekten kişilik olarak, Akrep Burcu'ndan kaynaklı galiba bilmiyorum, çok kokoş biriyim. Yani karantina mesela, 3 ay karantinada kaldık. Ben 3 ay boyunca her gün makyaj yapıyordum. Yani kafamızı camdan dışarıya çıkaramıyorduk ama ben yine de kalkarım. Makyajımı yaparım, süslenirim, otururum öyle kanepede otururum öyle süs gibi. Çok keyif alıyorum makyaj yapmaktan. Çok iyi yapamasam da keyif alıyorum. O yüzden yapıyorum ve kendimi daha iyi hissediyorum. Mutlaka eğer kendimi kötü hissediyorsam zorluyorum kendimi ve gidip makyajımı yapıyorum. Onun dışında alışveriş çok büyük bir tutkum. O yani bayağı bazen tehlikeli olacak kadar büyük. Çok seviyorum. Onun dışında mobilya mağazaları çok seviyorum. Böyle değişik bir sevdam var. Çok seviyorum. Yani Ikea'ya her gün gidebilirim. Her gün Nadiler Ikea'ya gidelim deseniz her gün sizinle gelirim yani. Artık neyin nerede olduğunu ezberledik ama giderim. Onun dışında bayağı herkes gibi müzik dinlemeyi falan yani. Evet, bu. Almanların Türklere bakış açısı nasıl? Sözüm meclisten dışarı ama orada yaşayan Türkler en azından büyük çoğunluğun Avrupa kültürüne uygun davranmadığını biliyorum. Dolayısıyla bir ön yargı olmuş olabilir mi? Gerçekten gelen her Türk'e ön yargıyla mı yaklaşıyorlar yoksa kişisine göre değişiyor mu? Sevgiler. Şimdi buradaki Türkler genel olarak daha böyle geleneksel yaşıyorlar. Yani bizim mesela İstanbul'da asla yapmadığımız şeyler burada yapılıyor. Burada hala laf söz olur mantalitesi var. Buradaki Türkler kendi memleketlerinden uzak oldukları için aslında geleneklerinden kopmamak için elinden gelenleri yapmışlar. Bu bence kötü çünkü neticede Avrupa'da yaşıyorsunuz ve hani ne kadar bu gelenekleri burada yaşatabilirsiniz ki? Hani bunu yaşatacağım diye kendilerini çok kısıtlıyorlar, çok kasıyorlar.
ve haliyle garip davranıyorlar. O yüzden genel olarak yani bir ön yargı bence eskiye göre yok. Bir kırıldı çünkü artık Türkler de Almanlaştı. Bence bir bütün oldu. Çünkü artık hani öyle bir şey oldu ki Türkler Almanlarla evleniyor, Almanlar Türklerle evleniyor. Bir kültür olarak da bir yerde birleşme oldu. Çünkü eskiden ben hatırlıyorum benim arkadaşlarım ben Türk olduğum için benden korkuyorlardı. Ben ilkokuldayken. Bir de ben Katolik bir okulda okuduğum için ekstra bir farklıydı yabancı olmak. Ama mesela artık Türkler de Alman gibiler. Yani o kültürü yaşıyorlar. Ben de mesela her iki yönü çok iyi biliyorum. Benim o yandan anneme ve babama büyük bir teşekkür borcum var. Çünkü bize hem Türk geleneklerini çok güzel öğrettiler. Hem de Alman geleneklerini çok iyi biliyorum. Bu hem beni özellikle gönderdikleri okullarla alakalı oldu. Hem de bizim evde Noel de kutlanırdı. Ama kutlanırdıdan kastım sadece bir ağaç alırdık. O ağacı süslemek mesela bir çocuk için çok büyük bir olay, büyük heves. O heves içimizde kalmaması için biz onların dini bayramını kutlamasak bile onların yaptığı şeyleri yaptık. Yani bir Noel ağacımız vardı bizim onu kutluyorduk. Tepesine yıldızını koyuyorduk. Altına hediyelerimizi bırakıyorduk. Yılbaşı mesela mutlaka bizde kutlanır. Her yıl yılbaşında bütün aile toplanır. Her yıl birinde toplanılır. Ve orada yemekler yenir ve yeni yıla birlikte girilirdi. Yani o açıdan aslında çok büyük bir avantaj. Ama aynı zamanda mesela ben okulla birlikte kiliseye gidip ayinlere katılırdım. Ama bir yandan da ailem beni camiye de gönderdi. Hani iki tarafı da çok iyi bilmem için. Çünkü bir çocuğa bence bir şeyleri dayatmak yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan biri. O yüzden ben mesela şimdi çok farklı bakış açılarına sahibim ve çok farklı yönlerden bakıyorum. En azından birine dinle alakalı, siyasetle alakalı böyle saçma sapan şeylerle alakalı ön yargı yapmıyorum. Evet, bu soruyu da geçelim şimdi. Diloş, ilişkilerdeki hatalardan bahsedebilirsin bence. Nasıl daha sağlıklı ilişkiler kurulur gibisinden tavsiye üzerine konuşursan çok güzel olur. Sevgiler demiş. Şimdi son 3 soru bu arada. Video çok uzattım çünkü. İlişkiler hakkında tavsiye verecek olursam aman Allah'ım yani tavsiye verecek belki en son insanım. Çünkü ben geçinilmesi çok kolay bir karakter değilim. Ya hem çok kolayım hem bazen böyle saçma sapan anlarda çok zor olabiliyorum. Ama genel olarak uyumlu bir insanımdır. Öyle olduğuma inanıyorum en azından. Şimdi şöyle ben de annesi babası ayrı çocuklar bunu çok iyi bilirler. Karşımdaki insandan hani sevgilim olması dışında daha fazla bir sürü beklentim oluyordu ve o beklentilerimi karşılayamadığında ben çok üzülüyordum. Bayağı çok üzülüyordum. Dolayısıyla bir an böyle oturup düşündüğümde neden hep aynı karakterde insanlar hayatıma giriyor, neden düzgün ilişkiler kuramıyorum diye düşündüğümde fark ettim ki aslında sorun tamamen bende. Ben insanlardan çok fazla şey bekliyorum. Aslında hiç görevi olmayan şeyler bekliyorum. Ve çok fazla kendimden ödün veriyorum. Bu yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Asla kendi sevginizi, yani kendinize olan sevginizi, ona olan sevginizden alçak tutmayın. Yani kendinizi daha çok sevin. Her zaman için bu geçerli. Çünkü öyle oluyor. Yani siz onun sizi sevgiden daha fazla severseniz bu sefer hep ödün vermek durumunda kalırsınız. Hep fedakarlık yapan siz olursunuz. Ve bir balans yani bir eşitlikte ilerlemez. O yüzden kadınlar zaten daha böyle duygusal varlıklar. Siz kendinizi biraz daha geri planda tutun. Karşınızdaki insandan asla çok fazla beklentiniz olmasın. Yani sizi sevip sayması yetsin. Ben mesela 7/24 konuşmak, sürekli bir iletişim halinde olmak, aman yazmayınca paniklere kapılan bir insandım. Ve sonra
bir anda hani sigarayı bırakır gibi çap diye onu bıraktım. Yani dedim ki artık dedim ne birinin bana mesaj atmasını önemseyeceğim, ne beni aramasını önemseyeceğim. Yapmayacağım bunları. Ve ben ne zaman böyle kendimde böyle radikal bir değişiklik yaptım, işte o zaman çok sağlam ve doğru bir şeyleri elde ettim ve şu anda da onu yaşıyorum. O yüzden sizin en dikkat etmeniz gereken bence bir oturun, düşünün. Bir ilişkide yaptığınız size göre hatalar ne? Benim tamamen kendimi daha az sevmemdi. Kendimden çok başkalarını sevmemdi. Hani gerçekten hani amaçlığımdan mı bilmiyorum ama yemem yediririm, içmem içiririm. Hani o felsefe o kadar çok içimdeydi ki onu işte bıraktım. Yani biri benimle olmak istiyorsa bırakırım, uğraşsın. Benimle olmak isteyen benimle olur. Ama benimle olsun diye de çaba sarf etmem. Böyle. İlişkiler hakkında kısaca söyleyebileceğim bu. Sonra devam edelim. Sevgilim var mı mesela? Özel olduysa özür dilerim demiş. Evet var. Bu soruyu cevaplamıştım zaten. Ne tarz müzikler dinliyorsun? Mesela ben küçükten beri yabancı dinlediğim için Türkçe dinleyince çok tuhaf oluyorum. Evet. Benim müzik sevdam çok böyle komik. Çünkü ben hiç Türkçe dinlemiyordum küçükken. Hep İngilizce dinliyordum. İşte Chris Brown vardı o zamanlar, Rihanna, Justin Bieber çok şeydi böyle, çok popülerdi o zamanlar. Hala Justin Bieber dinliyorum bu arada. Bence bayağı iyi müzik yapıyor. Christina Aguilera'nın büyük hayranıydım. Yani sapık olacak derece büyük hayranıydım. Yani hep böyle yabancı dinliyordum. Sonra bir gün biz Türkiye'ye taşındık. Türkiye'ye taşınınca ben kendimi gurbette mi hissettim ne de bilmiyorum ama ben saz kursuna yazıldım. Ben bayağı türkü falan dinlemeye başladım. Ben sürekli böyle bir efkar modundaydım gerçekten. Ve nedense hep türkü dinledim ben. Bu arada türkü komik bir şey değil ama benim hani bu radikal değişimime gülüyorum ben. Onları dinliyordum. Bayağı da efkarlanıyordum dediğim gibi. Çünkü gurbet sıla çok zor. Sonra üniversiteye geçince tekrar ben özüme döndüm. Şimdi yine hem yabancı dinliyorum hem rap çok seviyorum. Ama en sevdiğim iki Türk sanatçıdan bahsedecek olursam Ezhel ve Zeynep Bastık. Bayağı her gün Ezhel ve Zeynep Bastık dinliyorum. O derece çok seviyorum. Galiba soruların sonuna geldik gibi. Bakayım hemen. Evet geldik. Zaten çok uzun bir video oldu. Ama bence iyi oldu. Hem biraz daha kaynaştık gibi hissediyorum. Bilmiyorum belki hem biraz daha açtım size karşı. Açtım size karşı. Ve of çok özlüyorum ya. Türkiye'yi çok özlüyorum. Bu arada ben size bombayı anlatmadım. Bilet aldım. Evet valla bilet aldım. Pat diye bilet aldım Türkiye'ye. Türkiye'ye geliyorum. Özlemiştim. Türkiye'den kastım İstanbul. Şubat'ta Allah'ın izniyle ve tabii sınırlar kapanmazsa şu an hem Almanya'da kısıtlamalar var hem Türkiye'de var. Umarım bu kısıtlamalar işe yarar ve biraz daha kontrol altına alınır bu virüs. Aşılarda dağıtıma geçer bir an önce. Biliyorsunuz aşı da bulundu ve Almanya'da iki Türk buldu bunu. Bu da bence çok gurur verici bir şey. Neyse ne diyordum ya? Bilet aldım. Bilet aldım. Pat diye aldım. Ve sadece geliş bilet aldım. Ona ne diyorsunuz? Yani gidiş biletim var, dönüş biletim yok. Henüz dönüş biletime bakmadım. Dönüş tarihime odaklanmak istemiyorum. Ama geliyorum İstanbul'a çok yakında. Zaten şimdi Kasım'ın sonu gibi. Evet. Kasım'ın sonu yani. Aralık, Ocak, Şubat oradayım. Çok mutluyum. Çok istiyordum zaten. Şu anda da biletimi aldığım için daha ekstra bir mutlu oldum. Umarım bir sıkıntı olmaz ve gelirim. Evet. Güzel bir sohbet oldu bence. Biraz artık boğazım ağrıdı. Çok fazla konuştum. Ama umarım siz de keyif almışsınızdır. Videoya like ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Birlikte el ele büyüyelim. Instagram'a da beklerim sizi. Daha farklı sorularınız varsa bu videonun altına da yazabilirsiniz. Instagram'da da sorabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.